Herkese merhaba. Bugünkü dersimizin konusu resim yorumlamada Bild 5 Raybunk'ta çıkabilecek konular ve temalar üzerine olacaktır. Dersimiz başlıyor. Şimdi dersimizi yakından tahlil edebilmek için bilgisayar kamerasına geçiş yapıyoruz. Resim yorumlama bölümünde genelde aynı konular belli bir dönüşüm içerisinde çıkmaktadır. Bakın resimde bize verilen sınav görevlerinin kağıdını görmekteyiz. Aynı konu çıkıyor. Yani eğitim konusu var, eğitim ve kurs konusu var ama farklı resimler var. Partnerimiz başka bir resmi, biz başka bir resmi yorumluyoruz ama netice itibariyle konu aynı olmuş oluyor. Altta çizgili bölümün altındaki kısımda sorular var bakın. Orada bize A2 veya B1 düşünce ona göre soru soruyor sınav görevlisi ve neticede aynı soruları sormak zorunda. Bakın iki resiminde soruları aynı. yani netice itibariyle o sorulardan birini bize diğerini e, diğer partnerimize sormuş olacak. Resim yorumlarken resimleri belirli bölümlere ayırarak sırayla yapmamızın çok istifadeli olacağını söylemiştik. Ve önceki dersimizde resim yorumlama kalıplarını görmüştük. Burada bakın 10 tane bölüm var. Ben genelde 10 bölüm ayırıyorum. Bu 10 bölüm içerisinde kişiler ne giymişler, saçları nasıl göründüğü, başka ne görüyorsun, dışarıda mı içerdiler mi, ne yapıyorlar bölümünü yani ilk 7 bölümü biz bir önceki dersimizde görmüştük. Bugünkü dersimizde 8 ve 9. bölümler olan fotoğrafın konusu ve sınavda çıkabilecek tema konuları ve durumu yani situasyon dediğimiz durumu anlatacağız. Bu durum içerisinde de fotoğrafın çekildiği yer, havanın durumu ve zan ifade eden cümleleri görmüş olacağız. Bir de 10. bölüm var. Deneyim bölüm var. Bu 2B'yi oluşturuyor. 9'a kadarki bölüm 2A'yı oluşturuyor. 2B'de deneyim tecrübe ve o hocanın soracağı soru. Yani burada biz kendi deneyimimizi, resimle alakalı kendi deneyimimizi söylüyoruz ve hocanın bize sorduğu soruya cevap veriyoruz. Bu da 2B'yi oluşturmuş oluyor. 2A 10 puan, 2B 10 puan olmakta. Bugünkü dersimizde 8-9'u işleyeceğiz. Daha sonraki bir dersimizde bu deneyim tecrübe ile alakalı ayrı bir ders çekmeyi düşünüyorum. Öncelikle fotoğrafın konusunu nasıl ifade edebiliriz? Bir sürü cümleyle bunu ifade edebiliriz. Ben burada birçok örnek vereceğim ama içlerinden bir tane veya iki tanesini seçip ezberlemenizde yarar var. Hepsini ezberlemenize gerek yok. Bunlardan bence en çok kullanılan ya da kullanılması gereken Das Thema des Fotos ist, Gezun olduğu gibi Das Thema des Fotos ist, bla bla şeklindeki kalıp cümle. Yani fotoğrafın konusu nokta noktadır şeklinde ya da sağlıktır şeklinde kullanacağımız cümle. Neden? Burada genetiv var. Yani Das Thema des Fotos şeklinde fotoğrafın Şimdi genetivi kullanabildiğimizi göstermemiz önemli. Çünkü normal zamanda belki genetivi kullanırken zorluk yaşayabiliriz. Burada bu kalıp cümlelerde bu tip gramer kurallarını uyguladığımız zaman netice itibariyle alacağımız dilsel uygunluk puanlarımız da yüksek gelecektir. Veyahut da Das thema thematisiert einkaufen. Mesela fotoğraf temalandırılmaktadır. Neyle Ayın Einkaufen. Yani satın alma, alışverişle temalandırılmaktadır manasına geliyor. Thematisieren e, temalandırılmak anlamına gelmekte. Ya da das Foto handelt von der Familie. Yani burada handeln fiili fonla kullanıldığı zaman nokta, nokta nokta hakkında olmaktadır. Yani fotoğraf aile hakkındadır şeklinde e, handeln fon kalıbını da burada kullanabiliriz. Ya da auf diesen Bild geht es um das thema frei Site und Hobbies. E, bu resim boş zaman ve hobiler ile ilgilidir şeklinde bir cümlede kullanabiliriz. Ya da ich denke das, das Thema ist şeklinde yan cümleli bir cümle kullanabiliriz. Ich denke das, ben düşünüyorum ki, yani bence, ben zannediyorum ki o fotoğrafın konusu ya da tema lesen'dır, okumadır şeklinde bir cümle. Das Thema ist Bildung ya da einfach bunu kullanabiliriz. Yani basitçe bunu kullanabiliriz. Das Thema ist Bildung. Yani tema eğitimdir şeklinde en basit bu cümleyi kullanabiliriz istersek. Şimdi sınavda çıkabilecek konuları birlikte görelim. Bunların artikellerini yazmadım. Neden? Çünkü renklendirme usulünü kullanıyoruz. Bunu biliyorsunuz zaten ama yeni izleyen arkadaşlar için ben bunu hatırlatayım. Kırmızılar diye artikelli, maviler D artikelli ve yeşiller DAS artikelli olmuş oluyor. Yani front shaft bakın kırmızı olduğu için di front shaft olduğunu anlamış oluyorsunuz. Dostluk anlamına geliyor. Yani sınavda dostluk konusu çıkabilir. Gesundheit, sağlık, sport, spor. Sport aktiviteden ya da spor ve aktivite şeklinde de söyleyebiliriz bunu. Bildung, eğitim, familie, aile. su besuch sein, ziyaret etmek ya da besuchen, ziyaret. Bu şekilde de kullanılabilir. İkisinde de kullanılabilir su besuch sein, ziyaret etmek şeklinde kullanabiliriz ya da besuchen şeklinde bir fiili biz isimleştirebiliriz. Almanca'da bütün fiiller başına das artık eli getirilip ilk harfi büyük yapılarak isme döner. Mesela besuchen, ziyaret etmekken das besuchen, ziyaret etme ya da leben. Leben yaşamakken das leben Yaşam, hayat olmuş oluyor. Ya da schreiben yazmakken das schreiben yazı olmuş oluyor. Vesaire bu şekilde çoğaltabiliriz konuları. Freizeit und Hobbies, boş zaman ve hobiler. Mültrenung, çöplerin ayrıştırılması. Das Wetter, hava. Die Jahreszeit, mevsim. Bunu Wetter und Jahreszeitin şeklinde de söyleyebiliriz. Hava ve mevsimler. Behinderungen, engelliler. Urlaub, tatil. Arbeitssuche und Bewerbung, iş arama ve başvuru, das Altwerden, yaşlanma, Altersvorsorge, yaşlılık tedbirleri, önlemleri, Altenpflege, yaşlı bakımı, Unterhaltung und Mediennutzung, eğlence ve medya kullanımı, Verzeherungen, sigorta, banken, bankalar, Mobilität und Straßenverkehr, mobilite yani hareketlilik ve trafik, karayolu, trafik şeklinde de konular çıkabilir. Ya da iş yerinde stres konusu çıkabilir. Bir resim var işte iş yerinde saçını başına yolmuş birisi çıkabilir. Böyle temalarında çıktı oluyor. Stres bei der Arbeit şeklinde söyleyebiliriz bunu. Ya da diyet ve yemekle alakalı bir resim çıkabilir. Ernährung und Übergewicht diyet ve obezite şeklinde söyleyebiliriz. Wohnen und Lebensformen barınma ve yaşam biçimleri. Feste yani partileri kutlamak. Burada fest festival parti anlamında. Tabi burada birkaç konu çıkabilir. Bunun kendi içerisinde mesela mesela Geburtstag çıkabilir. Yani doğum günü partisi çıkabilir ya da Hochzeit sıfaya çıkabilir. Düğün kutlaması çıkabilir vesaire. Farklı kutlamalar çıkabilir. Bununla alakalı da farklı konulara göre o kutlamayı söyleyebiliriz. Ya da Einfach Feste yani şeklinde de söyleyebiliriz. Eğer aklımıza o konu gelmiyorsa diyelim ki jubile yapıyorlar diyelim ki yıl dönümü kutlaması var. Diyelim aklınıza gelmedi jubileum. Ne yapacaksınız? Hemen Feste yani şeklinde bunu söyleyebilirsiniz. MTA und Behörden resmi makamlar Beruf und Arbeit, meslekler ve iş. Tabi bazı konulara sizin dikkatinizi ekstra çekmek istiyorum. Mesela çocuklar konusu. Çocuklar ve onları terbiye ya da onlarla oynama vesaire konuları birçok sınavda çıkmaktadır. Yani ben birçok arkadaştan bu konunun çıktığını duyuyorum. Bu konularla ilgili özel bir çalışma yapmanızı tavsiye ederim. Yani mesela Kindia und Schule çocuklar ve okul Kindia und Erziehung çocuklar ve eğitim yetiştirme Kindia und Familie aile ve çocuklar Kindia und Medien çocuklar ve medya Kindia und Spielen çocuklar ve oynamak gibi konular çıkabilir. Yani çocuklar elinde iPad var ne bileyim bilgisayar var ya da çocuk ailesiyle birlikte ya da babasıyla top oynuyor ya da okulda bir durum gösterilebilir ya da çocuklar oyun parkında oynuyorlar falan bu tip bir konu çıkabilir. Yani çocuklar eğitim, çocuklar eğitim, çocuklar aile, çocuklar oyun vesaire bununla alakalı belli kalıp cümlelere çalışmanızı size ekstra tavsiye ediyorum. Ayrıca güncel konularla ilgili ekstra çalışma yapmanızı da tavsiye ederim. Bunları Almanya'da top tema diyorlar. Yani nasıl ki şarkı listelerinde top 10 oluyor mesela. Almanya'da da top tema konuları oluyor. Yani Almanya gündeminde oluşan konular bunlar. Şu an Almanya'nın ve dünyanın gündeminde 5 tane temel konu var. Bunlar Gesundheit yani sağlık konusu. Bu koronadan dolayı şu anda ciddi derecede gündeme oturmuş durumda. Bildung und Technologie yani eğitim ve teknoloji konu var, konusu var. Gene bu Koronadan dolayı. Neden? Çünkü e, şu an uzaktan eğitim yapılmalı mı? Koronadan dolayı evine ne çocuklar gitmeli mi? Okullar tatil edilmeli mi? Karantinaya alınmalı mı? İşte uzaktan eğitimin faydaları, dezavantajları nelerdir? gibi e, birçok e, gündemde şu anda bu konu ciddi derecede gündemde tartışılıyor. Ya da yaşlılar konusu mesela. Altverden yaşlanma ve Altenflaga konusu yani yaşlı bakımı şu an ciddi gündemde. Çünkü Almanya'da ciddi derecede kriz oldu. Yaşlı bakımıyla alakalı eleman bulmakta problem yaşıyorlar. Bununla alakalı ciddi derecede Almanya gündem var şu anda. Ya da on Umwelt yani çevrenin korunması, Untdia Tiere ve hayvanların korunması şeklinde bir konu var şu an gündemde. Bilhassa bir 3-5 önce Avustralya'da bir yangın çıkmıştı. Büyük bir yangın çıkmıştı hatırlarsanız orman yangını. O dönemde mesela yani bilhassa çevre konusu, bilhassa B2-C1 konularında çevre ve çevreyi koruma konusu çok fazla çıktığını görmüş olduk. Aynı zamanda rasismus yani ırkçılık konusu da şu an gündemde. Tabii bunlar B1 konularını çok fazla etkilemeyebilir ama genelde B2 C1 konularını etkiliyor ama gene de sağlık ve eğitim konusunda ve yaşlılarla alakalı ya da çevreyle alakalı konular çıkacağını düşünüyorum. Irkçılıkla alakalı bir konunun çıkacağını düşünmüyorum çünkü B1 seviyesinin üzerinde bir konu olmuş olur. Ama sağlık, eğitim, yaşlılık ve çevreyle alakalı bununla alakalı konular çıkacağını, çokça çıkacağını düşünüyorum. Sadece fotoğrafın temasını değil aynı zamanda durumunu ve situasyonunu da söylememiz gerekiyor. Çünkü bize soru olarak zaten bunu soruyorlar. Onun için biz situasyon ve durumu söylememiz lazım. Bununla alakalı söyleyebileceğimiz benim kullandığım ve size de kullanmanızı tavsiye ettiğim Das Foto burada in Parkfotografier şeklinde kullanabilirsiniz. Yani fotoğraf parkta fotoğraflanmıştır, çekilmiştir şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da Aufnehmen fiilini kullanabilirsiniz. Aufnehmen da fotoğraf çekmek anlamına geliyor. Fotografieren herkesin bildiği bir fiildir ama Aufnehmen fiili çok kullanılan bir fiil olmadığı için bunu kullandığınız takdirde e, Word Chat yani kelime hazinesinden ekstra puan alacağınızı düşünüyorum. Onun için burada auf, no, Aufnehmen'i kullanın. Yani Das Foto wurde in der Wohnung ya da in einer Wohnung aufgenommen dediğimiz zaman işte fotoğraf bir dairede çekilmiştir şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da Das Foto wurde in einem Laden aufgenommen. Yani fotoğraf bir e, dükkanda çekilmiştir şeklinde kullanabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi fotoğrafı fotoğraf çekmek. Auf nam auf ya da auf ee, hatla kullanılıyor. Hat auf genomu şeklinde kullanıyorsunuz. Fotoğrafın nerede çekildiğini söylemenin yanında neredeki bir durumu gösterdiğini de ifade etmenin size puan kazandıracağını düşünüyorum. Yani hem fotoğrafın çekildiği yeri söyleyip hem de das foto zahik aynı situasyon im krankenhaus. Mesela hastanede bir doktor hastasını muayene ediyor. Sağlık konusu var diyelim ki. Ne diyebilirsiniz? Das foto fotoğraf gösteriyor. Aynı situasyon bir durum gösteriyor. Im krankenhaus. Hastanedeki bir durumu gösteriyor şeklinde söyleyebilirsiniz. Ya da neredeyse in der yani eczane ise eczaneyi kullanıyorsunuz. Burada datif kullanmanız gerekiyor. Gerekiyor. India Warnock ya da India Öşule ya da Kindergarten şeklinde söylememiz gerekiyor. Tabi dikkat edelim burada house normalde ev inle kullanmıyoruz suyla kullanıyoruz. Yani burada Das Vatazayik de aynı situasyon house e şeklinde kullanmamız gerekiyor. Evdeki bir durumu gösteriyor şeklinde kullanmamız gerekiyor. House'ın ekstra bir durumu var. Tam burada sizlere ekstra bir e, gramer bilgisi vermek istiyorum. Şimdi hastane, bina gibi içine girilen yerler daima in propozisyonu ile birlikte kullanılıyor. E, cadde, plats gibi e, üzerinde durulan yerler de daima auf propozisyonu ile kullanılıyor. İstasyonlar, duraklar, deniz, göl gibi yanında durulan yerlerde daima an propozisyonu ile kullanılmış oluyor. Bununla alakalı dersimizin içerisinde yeri geldikçe açıklamalara gireceğim. Havanın durumunu da önceden öğrendiğimiz belli kalıp cümlelerle ifade etmemiz bize ekstra puan kazandıracağını düşünüyorum. Çünkü zaten 4 mevsim var. Resimde de illaki bu 4 mevsimden bir tanesi olacak. Onun için öğrendiğimiz kalıp cümleyi bu 4 mevsime de uyarlayabiliriz. Mesela das Wetter ist sonnig. Hava güneşli. Und viele ist es im Sommer. Yani belki de yaz mevsimi şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Buradan neden file kullanıyoruz? Çünkü hava güneşli ama güneş ilkbaharda da açabilir, kışta da sonbaharda da açabilir. Yani havanın güneşli olması onun yaz olması do anlamına gelmez. Ondan dolayı biz burada fiil like kullanmış oluyoruz. es ist winter. Tabi buradaki es das gidiyor. Das weta es de kullanılır. es ist winter yani kış mevsimi. While es überall weiß und folie schnee ist. Yani çünkü her yer beyaz ve ee, karlı şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Burada das Wetter ist e, windig şeklinde kullanabiliriz. Yani hava rüzgarlı ya da zonig ya da regnerisch ya da neblig ya da verschneit ya da volkig şeklinde kullanabiliriz. Yani hava güneşli, yağmurlu, sisli, karlı, bulutlu şeklinde e, sıfatları da kullanabiliriz. Dediğim gibi mevsimleri ifade ederken kalıp cümleleri kullanmamız bize ekstra puan kazandırabilir. Ben sizin için 4 mevsim için kalıp cümle çıkarttım. İstiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Yani di yaresait ist wahrscheinlich zoma. Muhtemelen mevsim yaz şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da esiz zoma da diyebilirsiniz. Alfa yani mevsim yazdır şeklinde kullanabilirsiniz. Weil çünkü Alasoma Kleidung tragen yani herkes yazlık elbise giyiyor şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Çünkü resimdeki herkes yazsa yaz elbisesi, kısa kollu vesaire giyiyordur. Orada herkes yaz elbisesi giydiği için mevsim muhtemelen yaz şeklinde bir cümle kullandığınızda normalde bunu spontan bir şekilde söyleyemezsiniz ama bunu ezberlediğinizde çok kolay bir şekilde orada kullanabilirsiniz. Ya da aynı kalıp cümleyi kış içinde kullanabilirsiniz. Die Jahreszeit ist wahrscheinlich Winter. Yani muhtemelen mevsim kış ya da es kullanabilirsiniz. While alle Winter Kleidung tragen. Çünkü herkes kışlık elbiseler giyiyor şeklinde. Ya da while überall Schnee ist. Çünkü her yer kar. Her yerde kar var şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Bakın aynı kalıp cümleyi şimdi ilkbahar ve sonbahar için kullanacağız. Die Jahreszeit ist wahrscheinlich fröhlich. Yani e, mevsim muhtemelen ilk ilkbahardır ya da esespürüylik şeklinde de kullanabilirsiniz. Weil die Bäume blühen yani e, çünkü e, ağaçlar çiçek açmış şeklinde e, bir cümle kullanabilirsiniz. Ya da weil überall grün ist ya da yukarıda hani kış için kullanmıştık. Weil überall şini ist demiştik. Ya, her yerde kar var şeklinde kullanmıştık. Burada da çünkü her yer yeşil şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Çünkü ilkbaharda her yer, yer yeşil çiçek açmış oluyor ya da sonbahar için die Jahreszeit ist wahrscheinlich Herbst. Muhtemelen mevsim sonbahardır ya da es ist Herbst şeklinde de kullanabiliriz. Weil vertrocknete Blätter auf dem Boden sind. Çünkü zeminde, yerde kurumuş yapraklar vardır. Ya da manche Bäume vergibt sind. Yani bazı ağaçlar sararmıştır gibi bir cümle kullanabiliriz. Bakın yani genelde aynı kalıp cümleyi dört mevsim içinde kullanıyoruz. Burada bu kalıp cümleyi öğrendiğimizde bu dört mevsim içinde bu kalıp kalıp cümleleri kullanabiliriz. Eğer bu kalıp cümleler size uzun ve zor gelmişse biraz daha basit cümleler çıkartabilirsiniz. Ben sizin için basit cümleler de çıkarttım. Ama tabi bunları beğenmezseniz kendi kalıp cümlelerinizi de isterseniz oluşturabilirsiniz. Mesela ne diyebilirsiniz basitten? Es ist Frühling, weil die blumen blühen şeklinde kullanabilirsiniz. Yani mevsim bahardır çünkü çiçekler açmış şeklinde. Ya da es ist herbst, Wild Bileta Gefallen Zint zind sonbahardır çünkü yapraklar dökülmüş. Ya da iklobe ve Das şeklinde kullanabilirsiniz. Buradaki Das'tan dolayı ne yapıyoruz? Fiili sona atacağız onu unutmayın sadece. Eklo ve Das Es Zoma Ist. Normalde Es Zoma diyoruz ya. Es Zoma Ist şeklinde isti sona atıyoruz. Wild çünkü Wild geldiği için gene fiil sona gidecek. Sie Zoma ansık dragon. Onlar yaz elbiseleri, yazlık elbiseler giyiyorlar şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Bence mevsim yaz çünkü yaz elbisesi giyiyor onlar şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Ya da eklobedas es winter ist while er einen Pullover trägt. Bence mevsim kış çünkü o kazak giyiyor şeklinde söylüyoruz. Burada das diyoruz yani bence diyoruz. Neden? Çünkü o kişinin kazak giyiyor olması mevsimin kış olduğunu göstermiyor yani belki sonbahardır belki o gün hava soğuktur onun için kazak giymiştir vesaire. Onun için burada ihklabedas ya da varşaynih gibi zana ifade eden cümle kullanmamız lazım. Zana ifade eden cümlelerle alakalı kullanabileceğimiz kalıpları biraz sonra göstermiş olacağım sizlere. 8 ve 9. bölüm yani fotoğrafın konusu ve situasyonunu belirttikten sonra 10. bölüme geçiliyor. 10. bölümde deneyim ve tecrübemizi ifade ediyoruz. Burada sınav görevlisi bize standart bir soru soruyor. Yani erfarungumuzu soruyor. Daha sonra da bize resimde sorabileceği A2 düşünüyorsa A2'lik B1 düşünüyorsa B1'lik sorular sormuş oluyor. Ben bu bölümle alakalı bu erfarung deneyim tecrübe bölümüyle alakalı kullanabileceğimiz kalıp cümleleri ve tüyoları ayrı bir derste çekmek istiyorum. Şimdi dersimize zan ifade eden cümlelerle o kalıp cümlelere geçerek devam etmek istiyorum. Zan ifade eden kelime ve cümleler gerçekten önemli ve sınav görevlileri sizden böyle cümleler kurmanızı bekliyor. Çünkü bir resim görüyorsunuz ve o resimle alakalı yorumlar yapıyorsunuz ama yaptığınız yorumlar kesin olmayabilir. Yani biraz önce dediğim gibi yani mevsimi yaz diyorsunuz ama mevsim belki yaz değildir yani. Ya da mesela resimde bir tane kadınla adam görüyorsunuz. Büyük ihtimal diyorsunuz ki o bir ailedir diyorsunuz ama o aile olmayabilir. Belki onlar kardeştir, belki arkadaştır vesaire. Yani resimlerde illaki bizim zan ifade eden cümleler kullanmamız lazım. Bunları nasıl kullanabiliriz? Ihtenke ile kullanabiliriz. Ben zannedersem ya da filay like, belki ya da ich glaube das ya da ich glaube yani zannedersem gibi ya da wahrscheinlich gibi muhtemelen gibi e, ne bileyim ya da fermute, fermutin fiilini kullanabiliriz. Fermutanı sanmak, e, ihtimal vermek, tahmin etmek, zannetmek, şüphe etmek manalarına geliyor. Bu tip e, kelime ve cümleleri kullanarak e, ifadelerimizi daha da zenginleştirebiliriz. Böylelikle çok yüksek güzel bir puan almış oluruz. Şimdi bu zan ifade etme ile alakalı belli kalıp cümleleri birlikte görmüş olalım. İhtenke zi ist im Garten und es ist Sommer. Sanırım o bahçede ve mevsim yaz. Bakın ihtenke fiilini das'la veya das'sız kullanabiliriz. Yani ihtenke dasla da diyebiliriz yan cümle yapmış oluruz. Das geldiği için ist sona gitmiş olur. Ya da ihtenke şeklinde de kullanırız. Bu şekilde kullandığımız zaman ihtenke koma koyuyoruz sanki hiçbir şey yokmuş gibi normal cümle kullanıyoruz. Bakın zi ist fiil gene özne birinci sırada, fiil ikinci sırada. Zi ist im şeklinde kullanıyoruz. O bahçededir esis soma şeklinde kullanıyoruz. Filay zintsi aynı Familie. Belki de onlar bir ailedir. Bakın burada %100 emin olmadığımız için burada belki de cümlesini eklemiş oluyoruz. Ich glaube es ist am Nachmittag an einem Wochenende im Sommer. Sanırım bir yaz ve hafta sonu ve öğleden sonra şeklinde bir cümle kullanıyoruz. Çünkü emin değiliz. Yani piknik yapıyor bir aile, ızgara yapmış, mangal yapıyor resimde diyelim ki, e, tabii ki yaz ayında yapılır. Bu hafta sonu yapılır ve öğleden sonra genelde yapılıyor. Havanın durumuna göre öyle tahmin ediyoruz ama emin olmadığımız için burada ihlave şeklinde kullanıyoruz. Ya da mesela bakın, war scheint ihr seit zoma ist. Yani muhtemelen yaz mevsimi. Weil çünkü ea o Zoma yazlık elbise giyiyor. Yani muhtemelen yaz çünkü o yazlık elbise giyiyor şeklinde bir cümle kullanmış oluyoruz. Wahrscheinlich sie könnten verheiratet sein. Muhtemelen evli olabilirler diyoruz. Çünkü resimde ne kadar samimi olsalar da evli olup olmadığı belli değil. Belki de sadece arkadaştırlar vesaire. Ich denke das die Frau ungefähr 45 Jahre alt ist. Yani sanırım kadın 45 yaşlarında şeklinde bir cümle kullanıyoruz. Çünkü emin değiliz kadın net 45 yaşında olduğundan. Onun için ihtenke şeklinde kullanıyoruz bu cümleyi. Bunu farklı şekilde de kullanabiliriz. Kadın değil adam dersiniz, çocuk dersiniz. Oradaki de yaşı da değiştirdiğiniz zaman istediğimiz gibi bu kalıp cümleyi kullanabiliriz. Wahrscheinlich istes es Wochenende muhtemelen hafta sonu ya da ich das das veta kalt ist havanın soğuk olduğunu tahmin ediyorum gibi cümlelerde kullanabiliriz. Burada fermutun fiilini sanmak, ihtimal vermek, tahmin etmek, zannetmek, şüphe etmek anlamlarına geldiğini zaten söylemiştik. Die Sonne scheint, deshalb glaube ich das, das Wetter Sommer ist. Güneş parlıyor, bu yüzden havanın yaz olduğunu düşünüyorum gibi bir cümlede yani komplike bir cümle olduğu için bunu eğer ezberler kullanırsak güzel bir puan kazandırır. The interessiert sich wahrscheinlich für Sport. Yani muhtemelen sporla ilgileniyor şeklinde kullanabiliriz. Burada interessieren fiili refleksif kullanılıyor ve für'le kullanılıyor. Für'den sonra istediğimiz kelimeyi kullanabiliriz. Yani orada resimde spor yapan biri varsa sporla ilgileniyor dersiniz. Eğer kitap okuyan biri varsa die Bücher şeklinde kitaplar diyebiliriz ya da handy cep telefonu ya da fenzer ya da televizyon şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Diyelim ki resimde sadece bir daire, bir bina var diyelim ki ev var. O zaman da bu kalıbı kullanabiliriz. Ich glaube das, house Haus sehr teuer ist. Yani bence ev çok pahalı. Evin pahalı olduğunu zannediyorum, düşünüyorum şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Ya da buradaki sıfatı değiştirebiliriz. Ev eskidir, yenidir vesaire. Yani evin eski olduğunu, yeni olduğunu, ucuz olduğunu vesaire düşünüyorum diyebilirsiniz. Wahrscheinlich gibt es hinter jedem Haus noch einen Garten, aber die kann man auf dem Foto nicht sehen. Yani belki evin arkasında ya da Evlerin arkasında bir bahçe vardır ama fotoğrafta görünmüyor şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Yani böyle kalıp cümle, böyle uzun cümleleri normalde orada spontan kullanamayacağız. Ama ezberlediğimizde belki evin arkasında insan vardır ama görünmüyor diyebilirsiniz vesaire. Oradaki garden kelimesini değiştirebilirsiniz. Yani aynen mansion diye şeklinde söyleyebilirsiniz ya da ağaçlar şeklinde söyleyebilirsiniz vesaire. Yani belki evin arkasında şu vardır ama görünmüyor şeklinde bir cümle. Eğer böyle bir cümle kullandığımızda o zaman puanımız yüksek gelecektir. Şimdi öğrendiğimiz kalıpları resimler üzerinde uygulayalım. Bakın resimde e, çöpleri ayrıştıran bir kadın var. E, konunun çöp ayrıştırması olduğunu anlıyoruz. Hemen ne diyoruz? Das Thema des Fotos ist ya da Das Foto Thema şeklinde söyleyebiliriz. Daha sonra durumu söylüyoruz. E, das Foto wurde im Garten fotografiert e, şeklinde söyleyebiliriz ya da aufgenommen kullanabiliriz. Das Foto wurde im Garten aufgenommen yani fotoğraf bahçede çekilmiş şeklinde. Ya da das Foto wurde im Hof aufgenommen fotoğraf avluda çekilmiş şeklinde kullanabiliriz. Ya da das Foto zeigt eine Situation im Garten. Yani ev bahçedeki bir durumu gösteriyor diyebiliriz. Ya da bunu farklı şekilde de söyleyebiliriz. Mesela "Sie steht im Garten des Hauses." Yani o evin bahçesinde duruyor, ayakta duruyor şeklinde. Ya da "Sie steht im Hof des Hauses." Yani o evin e, avlusunun, e, evin avlusunda duruyor, ayakta duruyor şeklinde bir cümle kullanabiliriz istersek. Bu resimde de doğum gününü kutlayan tatlı bir çocuk var. Burada ne diyeceğiz? Doğum günü partisi kutlaması diyeceğiz. Nasıl ifade edebiliriz? Das Thema des Fotos ist Geburtstagsfeier. Yani fotoğrafın konusu doğum günü kutlamasıdır. Ya da das Foto thematisiert Geburtstagsfeier. Yani fotoğraf doğum günü kutlamasıyla temalandırılmıştır şeklinde ifade edebiliriz. Tabii konuyu sadece bu iki cümleyle değil farklı cümlelerle, kalıp cümlelerle ifade edebileceğimizi söylemiştik. Mesela auf diesem Bild geht es um das Thema Geburtstagsfeier yani bu resim doğum günü kutlaması ile ilgilidir şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Ya da ich denke das kalıbını kullanabiliriz. Ben düşünüyorum ki das Thema Geburtstagsfeier ist yani konu, tema, Geburtstagsfeier, doğum günü kutlamasıları şeklinde. Ya da einfach das Thema ist Geburtstagsfeier şeklinde de kullanabiliriz. Fotoğrafın durumu ve ile alakalı da Das Foto wurde in der Wohnung aufgenommen. Fotoğraf bir dairede çekilmiştir şeklinde kullanabiliriz. Ya da Dieses Foto wurde zu Hause aufgenommen. Fotoğraf bir evde çekilmiştir. Ya da Das Foto zeigt eine Situation in der Wohnung. Fotoğraf evdeki dairedeki bir durumu gösteriyor. Ya da Das Foto zeigt eine Situation zu Hause. Fotoğraf evdeki bir durumu gösteriyor şeklinde kullanabiliriz. Burada haus kelimesinin kullanım alanı biraz farklı. Normalde haus içine girilen, ev içine girilen bir yer, normalde inle kullanmamız gerekirken in proposyonunu kullanmıyoruz, burada suyu kullanıyoruz. Bakın, vo neredesin? Ich bin sahause. Ben evdeyim. Yani yer belirtme ifade için kullanıyorsanız su şeklinde kullanıyoruz. Ama bakın, wohen geistu nereye gidiyorsun? Ich gehe nach hause ben eve gidiyorum. Yani evdeyseniz suyla kullanıyorsunuz. Eve doğru bir yönelme varsa na hause şeklinde kullanıyoruz. Bakın so hause kullanacağımız yerler genelde zainla, bleiben, essen, arbeiten, schlafen şeklinde kullandığımız. Yani ben evdeyim, ben evde kalıyorum, evde yiyorum, evde çalışıyorum, evde uyuyorum şeklinde kullanacağımız zaman suyu kullanıyoruz. Ama na de da mesela gen yani eve gitmek, farın ya da arabayla gitmek ya da laufen yürümek ya da kommen gelmek bunlara da na hause şeklinde kullanıyoruz. Sanıyoruz. Evin böyle bir e, durumu var. Genelde ev konusu çıktığı için e, house kelimesini çok kullandığımız için bu ayrımı e, bu ek gramer bilgisini vermek istedim sizlere. Dediğim gibi durumu, situasyonu farklı cümlelerle de ifade edebiliriz. Çocuğun ne yaptığını söyleyebiliriz vesaire. Mesela Daejunga steht im Wohnzimmer des Hauses. Yani çocuk evin oturma odasında duruyor şeklinde. Ya da Daejung steht hinter dem Tisch. Çocuk masanın arkasında duruyor. Ya da Daejunge fahrt zu Hause zainen geburtstag. Yani çocuk kendi doğum gününü evde kutluyor şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Bakın burada Zaynen Geburstak geldi. Neden? Çünkü Geburstak'ın artık eli Dea'dır. Yani Dea Geburstak doğum günü demek. De Geburstak Faya, Geburstak Faya dediğimiz zaman doğum günü kutlaması, yaş günü partisi anlamına gelmekte. Buradaki fotoğraftan da konunun hemen yemek pişirmek olduğunu ya da birlikte pişirmek olduğunu anlıyoruz. Ve temamızı şöyle ifade ediyoruz. Das Thema des Fotos ist kochen. O da das Thema thematisiert zusammen kochen. Yani bu ikisini de kullanabilirsiniz. Tekini kullanabileceğiniz gibi ben sınavda ikisini kullandım. Yani das Thema des Fotos ist gesundheit'ti benimki. Gesundheit o da das Foto thematisiert gesundheit şeklinde ikisini birden söylemiştim. Yani siz de iki kalıbı da söyleyebilirsiniz burada. Duruma geldiğimiz zaman das Foto burada India kühe aufgenommen yani fotoğraf e, mutfakta çekilmiştir şeklinde ya da dieses foto bu fotoğraf zeit gösteriyor aynı situasyon bir durum gösteriyor india kühe mutfaktaki bir durumu gösteriyor şeklinde söyleyebiliriz ya da ne yaptıklarını ifade ederek durumu ifade edebiliriz mesela sie kochen zusammen india kühe des hauses onlar evin mutfağında birlikte pişiriyorlar şeklinde bir cümle kullanabiliriz ya da yerlerini ifade edebiliriz sie stehen Hintiye de kühen teke onlar mutfak tezgahının arkasında duruyorlar şeklinde ifade edebiliriz. Toplu taşıma ya da mobilitet konusu da çokça çıkan konulardan İhtenke das, das tema mobilitet ist, yani bence tema mobilite ya da das tema desfotos ist offsetliha ferker <laughs> yani fotoğrafın konusu toplu taşımadır şeklinde ifade edebiliriz. Durumu belirteceğimiz zaman das Foto wurde am Bahnhof fotografiert ya da aufgenommen <laughs> fotoğraf e, tren istasyonunda çekilmiştir şeklinde kullanıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir durum bakın dersimizin başında söylemiştik. İstasyonlar, duraklar, deniz gibi yanında durulan yerler daima an preposition'ıyla birlikte kullanılıyor. Yani şöyle düşünün tren istasyonu o trenin gittiği bölümün yanında biz durmuş oluyoruz. Onun için oluyor ya da e, halteş telerde an olmuş oluyor yani e, bakın r er ist Andia buz e, bus halteştele. Mesela o e, otobüs durağındadır. Mesela gibi bir cümle olmuş oluyor. Şimdi otobüs durağını direk gibi düşünün. E, bu Almanya'da genelde otobüs durakları direk şeklinde oluyor. O direğin yanında durduğunuz için burada an kullanılmış oluyor. Ya da mesela ich bin ammea. Yani ben denizin yanındayım. Ya da ich schwimme imze. Yani burada bakın ich schwimme imze. Denizin içinde yüzüyorum. Yani denizin içine girmiş yüzdüğüm için orada in kullanılıyor. Ama denizin yanında duruyorsanız, denize bakıyorsunuz, yürüyorsanız vesaire denizin yanındasınız. Onun için ne dememiz lazım? Anla kullanmamız gerekiyor. İhbin ammea şeklinde kullanıyoruz. İçine girmişsek o zaman ihime imze şeklinde kullanıyoruz. Ben denizde yüzüyorum, gölde yüzüyorum şeklinde kullanabiliriz. Ya da situasyonu das Foto zeigt, aynı situasyon am Bahnhof şeklinde ifade edebiliriz. Yani fotoğraf e, tren istasyonundaki bir durumu göstermektedir. Ya da çocuğun ne yaptığını söyleyebiliriz. Çocuk ayakta duruyor. Mesela er steht vor dem Zug. Yani trenin önünde duruyor şeklinde bir cümle ifade edebiliriz. Bazı fotoğraflarda fotoğrafın konusu tam ve net olarak anlaşılamayabilir. Mesela bu resme baktığımız zaman büyük çoğunluk bu resmi yaşlılıkla alakalı olduğunu anlamıştır. E, fakat e, bazıları bu resme bakınca işte annesini ziyaret eden bir kız var şeklinde düşünebilir ya da kadının giydiği beyaz elbiseden dolayı diyebilir ki işte doktor var hastası var doktor hastasına bakıyor gezuntayt diyebilir vesaire. Yani insanların e, olaylara resimlere baktığı zaman algısı farklı olabiliyor. Yani siz de bazen karıştırabilirsiniz konuyu farklı görebilirsiniz. Burada. Önce önemli olan e, konuyu fotoğrafın konusunu hangi cümlelerle ifade ettiğiniz. Yani fotoğrafın konusunu e, net bir şekilde ortaya koyamasanız bile buradaki cümleleri kalıp cümleleri kullanıyor olmanız size B1 e, puanı kazandıracaktır. Zaten e, siz konuyu yanlış anladığınızda hemen e, hocalar bununla alakalı bir cümle kullanıyor ya da size soru soracağı zaman fotoğrafın konusu e, şununla alakalı konuşuyoruz biz. E, siz bu konuda ne düşünürsünüz gibi size soruyor. E, öyle bir devam ediyor cümle ama burada size müdahale etmiyorlar. Yani siz buraya aile deseniz Muhtemelen işte kız annesini ziyaret ediyor deseniz, Size müdahale etmeyeceklerdir. Netice itibariyle öyle de algılanabilir bu fotoğraf. Yaşlılıkla alakalı da algılanabilir. Onun için fotoğrafın konusunu birçok cümleyle ifade edebiliriz. Yani net bir cümlesi yok. Yani bu fotoğrafa ne diyebiliriz? Das Thema des Fotos ist alt Yani yaşlanma konusu diyebiliriz. Ya da Ich denke das Das Thema alters vor diyebilirsiniz. ist diyebilirsiniz. Yani yaşlılık önlemi, yaşlılık tedbiri olduğunu söyleyebilirsiniz. Ya da Das Foto Thema des alten flaga diyebilirsiniz. Yaşlı bakımı şeklinde söyleyebilirsiniz. Ee, ya da bu üçünü de kullanabilirsiniz. Burada olduğu gibi. Bakın önemine binaen tekrar ediyorum. Fotoğrafın konusunu herkes farklı algılayabilir. Önemli olan kalıp cümleyi kullandığınızı göstermektir. Yani bu fotoğrafa başka birisi Dastema Despotos Est diyebilir. Mota diyebilir. Gezuntayt diyebilir vesaire Yani birçok cümle kullanabilir. Ee, orada a konuyu yanlış bildin sen konu o değildi falan puanın kırılacak gibi düşünmeyin. Yani önemli olan cümleleri nasıl kullandığınıza bakıyorlar sizin. Bu resimde olduğu gibi bazen trafik konusu da çıkmakta. Bunu nasıl ifade edebiliriz? Das Thema handelt von der Verkehrsdichte şeklinde trafik yoğunluğu hakkında da şeklinde söyleyebiliriz. Ya da Das Thema des Fotos ist Straßenverkehr şeklinde yani caddi trafiği şeklinde söyleyebiliriz. Ya da ich denke das Das Thema Verkehr ist şeklinde. Verkehr şeklinde aynı fakta kullanabiliriz istersek bu cümleyi. Fotoğrafın durumu ve situasyonu ile alakalı da Das Foto burada auf der Straße aufgenommen yani fotoğraf caddede çekilmiştir şeklinde bir cümle kullanabiliriz ama tabi buradaki yer cadde değil yani her yere cadde demeyelim. Burası otoban. Genelde böyle trafik yerlerinde trafik konularında otobanlar çekiliyor. Onun için biz otoban dersek e, Wortschatz'dan yani kelime hazinesinden ekstra puan alacağız demektir bu. Das Foto wurde auf der Autobahn aufgenommen. Fotoğraf otoban üzerinde çekildi şeklinde bir cümle kullanırsak e, bizim için daha iyi olmuş Olur. Ya da das Foto zeigt eine Situation auf der Autobahn şeklinde fotoğraf otoyoldaki bir durumu göstermektedir, otobandaki bir durumu göstermektedir şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Dersimin başında dikkat çektiğim bir konu vardı hatırlarsanız. E, proporsiyonların kullanımı. İşte burada cadde, plaz gibi üzerinde durulan yerler daima auf proporsiyonu alırlar. Buna dikkat edelim. Mesela örneklerle bunu göstermeye çalışayım. Er ist auf der Straße. O caddenin üzerindedir. Şimdi yer belirttiği için, wo sorusunun cevabı olduğu için auf der Straße. O caddenin üzerinde olmuş oluyor. Ya da er geht auf die Straße. O caddeye gidiyor. Wohin sorusunun cevabı olduğu için burada Straße'yi akuzatif yapıyoruz. Die Straße gene di olarak kalıyor. Yukarıda datif olmuştu. Dia'ya dönüşmüştü. Ya da das Auto fährt auf der Autobahn. Araba otobanda gidiyor. Otobanın üzerinde gidiyor şeklinde kullanıyoruz. Yani otobana gidiyor olsaydı yani normal şehirden otobana çıkmaya çalışıyor araba. das Auto fährt auf die Autobahn şeklinde. Yani cadde otobana gidiyor şeklinde cümle kullanabilirdik. Ya da Eris ist auf dem Balkon. Dia balkon olduğu için ne yapıyoruz? Datif. Yani o balkondadır. Auf dem yapmış olduk. Ama balkon Kona yönelmiş olsaydı ergeit auf den balkon demiş olmamız dememiz gerekiyordu. Çünkü o zaman akuzatif oluyor. Auf den olmuş oluyor. Ya da ich bin auf der Terrasse. Şimdi terase di terase olduğu için ben terastayım. Neredeyim? Wo sorusunun cevabı datif yapıyoruz. Auf der Terrasse diyoruz. Ama ben terasa gidiyorum olsaydı ich gehe auf die Terrasse demem gerekecekti. Ich bin auf dem Dach. Yani ben çatıdayım. Yani wo sorusunun cevabı olduğu için auf Deyim şeklinde kullanıyoruz. Auf Proposition'u kullanıyoruz. Üzerinde durulan bir yer olduğu için. Aynı şekilde Spielplatz, Park Markplatz und so weiter. Yani ve e, bu şekilde devam eder. Yani bu şekilde üstünde durulan şeylerin hepsi e, Auf Proposition'u ile kullanılmış oluyor. Ama şunu belirtmem gerekiyor ki her ne kadar üzerinde durulsa da e, çevrili olan yerler, park, bahçe gibi çevrili olan yerler improposyon ile kullanılıyor. Yani eris in park şeklinde kullanıyoruz ya da e, er gate in the in park yani o parka gidiyor. O parktadır o parka gidiyor. Ya da er arbeitet in garden o bahçede çalışıyor. Er gate e, in the in garden o bahçeye gidiyor. Ya da eris in wald. yani o ormandadır şeklinde. Orman, e, park, bahçe gibi yerler genelde belli yerler olduğu için. Ormanın içine girildiği için, parkın içine girildiği için, bahçenin içine girildiği için, içine girilen yerler olduğu için, ormanın içine girmek tabiri olduğu için burada inle kullanıyoruz. Normal cadde gibi, yer gibi, plas gibi olmuyor buralar. Bunlar in proporsiyonuyla kullanıyorlar. Buna dikkat edelim. Bu resimde de ders çalışan birilerini görüyoruz. Burada ne diyeceğiz? Das Thema de des Fotos ist Lernen diyebiliriz. Yani fotoğrafın konusu öğrenmektir diyebiliriz. Bildung da diyebiliriz. Farklı şekilde de söyleyebiliriz. Ama Arbeiten kullanmayın. Yani bazen arkadaşlar iyi e, Arbeiten diyorlar. Ben çalışıyorum. Yani ders çalışıyorum derken arbeiten'ı kullanıyorlar. Arbeiten fiili normal mesleki olarak çalışmak için kullanılıyor genelde. Ders çalışmak bir şey öğrenmek için kullanılan tabir Lernen'dir. Onun için her, her zaman burada Lernen'i kullanmamız gerekiyor. Ya da Das Foto matesirt gruplarına yani grupla çalışmak şeklinde de e, durumu ifade edebiliriz. Fotoğrafın çekildiği yerde Das Foto wurde im Deutschkurs fotografiert ya da aufgenommen diyebiliriz. Yani fotoğraf Almanca kursunda çekilmiş diyebiliriz ya da Das Foto wurde in der Klasse aufgenommen yani sınıfta çekilmiştir şeklinde bir ifade edebiliriz. Ya da Das Foto zeigt da aynı situasyon in der Kantine yani belki de kantindedirler yani kantinde mi çalışıyorlar? E o zaman da kantin diyeceğiz bu şekilde eee die Kantine olduğu için in der Kantine şeklinde söylüyoruz. Ya da ne yaptıklarını ifade edebiliriz. Sie lernen im Deutschkurs onlar Almanca kursunda çalışıyorlar ya da sie India Kantine Descourses kursun kantininde öğreniyorlar, bir şeyler çalışıyorlar şeklinde söyleyebiliriz. Bu fotoğrafta da bilgisayarla ders çalışan birilerini görüyoruz. Das Thema des Fotos ist Bildung diyebiliriz. Ya da bilgisayar kursu, computer kursu diyebiliriz. Ya da Das Foto Thematisiert Gruppenlernen diyebiliriz. Grupla çalışma diyebiliriz genel şekilde. Yani birçok varyansımız mevcut burada. Fotoğrafın çekildiği yer olarak da Das Foto wurde im Computerkurs aufgenommen, yani fotoğraf e, bilgisayar kursunda çekilmiştir diyebiliriz ya da Das Foto wurde in einer Klasse eines Computerkurses aufgenommen, yani fotoğraf e, bilgisayar kursunun bir sınıfında çekilmiş diyebiliriz ya da Das Foto zeigt die eine Situation in einer Klasse, bir sınıftaki durumu gösteriyor diyebiliriz ya da yaptıklarını ifade ederek sie lernen, yani ne yaptıklarını ifade edip sie lernen im Computerkurs, yani bilgisayar kursunda öğreniyorlar şeklinde bir cümlede istersek kullanabiliriz Dersimiz biraz uzun oldu. Bunun farkındayım ama derse ayrıntılı bir şekilde ifade etmeyince konu tam anlaşılmadığını düşünüyorum. E, ve zaten bu resim yorumlama bölümünü 4-5 derse böldüm. Bir de daha küçük parçalara bölmüş olsak çok daha fazla derse ayrılmış olacak. E, ben bir kaynak oluşturmak istiyorum. Yani resim yorumlamayla alakalı başvurulabilecek bir video kaynağı oluşturmak istiyorum. Onun için dersler ister istemez bir, bu şekilde uzun oluyor. E, onun için sabrınız ve anlayışınız için size ekstra teşekkür ediyorum. E, bir sonraki dersimizde 10. bölüm olan deneyim ve tecrübe konusuyla alakalı alakalı video çekmek istiyorum. Bu ders gerçekten çok önemli. Çünkü bizim en çok zorlandığımız bölüm bu bölüm. Yani spontan konuşmamız gereken bir bölüm. Ve bu spontan konuşmamız gereken bölümde neler söyleyebiliriz? Nasıl tüyolar alabilirsiniz? Onları işleyeceğiz. Çok güzel kalıp cümleler çıkarttım size. O ders de biraz uzun olacak. Hakkınızda o ders de bayağı uzun olacak. O derste de o kalıp cümleleri size göstereceğim 7-8 tane tüyo var. O 7-8 tane tüyo üzerinden kalıp cümlelere nasıl taklalar attırabileceğimizi gene orada da görmüş oldum. Ve bu cümleleri aynı zamanda sadece resim yorumlamada değil gündelik hayat içerisinde de aynı zamanda B sıvaya gittiğimizde bile kullanabileceğimiz çok güzel cümleler öğrenmiş olacağız. Bir dahaki derste inşallah görüşürüz. Son cümle olarak Telegram hesabımdan gerek bu dersin dökümanına gerek bundan önceki derslerin dökümanlarına ulaşabileceğinizi belirtiyorum. Bu Telegram grup linkinde dersin açıklama bölümüne ekliyorum. Sağlıcakla kalın. Dersimiz sona erdi. Umarım istifadeli bir ders olmuştur. Bir dahaki derste görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.